Kuşların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün Irmak Suna Hanım'ı konuk ediyorum. Ve kendisini Yasemin Hanım'ın YouTube programında gördüm. Sonra hemen Instagram'ına baktım. Instagram'ında şey yazıyordu. Şuradan okuyayım. Evrenin konuşma dili sayılar ve sembollerdir. Bu sırrı çözen hayra kullansın diyordu. Bayıldım. Çünkü ben de her seferinde böyle astroloji sembolizmi falan dersleri gördüm. Matematiğinde, sayılarında, formülasyonlarında, her şeyinde bir sembolizm olduğuna inanıyorum ve bu evrenin yasalarını da anlamaya çalışırken fiziği de biliyor olmak çok kıymetli geliyor. Sembolizm yani bence çok kıymetli. Hatta geçen gün işte Mahşer'in dört hattısını anlatırken orada resmedildiği haliyle, tasvir edildiği haliyle o atlıların ellerindeki sembollerin de aslında anlaşılmasının çok kıymetli olduğunu falan düşünüyorum. Böyle birini bulunca yazayım dedim. Yani cevap verir mi bilmem. Çok ünlü ama. Ay sağ olsun cevap verdi. Hadi yapalım program dedi. Ve şimdi karşımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel anlattınız. Güzel, yüreğinize sağlık. Canımsın. Yani o Şimdi programı da gidip izlesinler. Çok zaten ışığınız, bilginiz, o bilgiyi içselleştirme haliniz çok yansıyor zaten. Buyurun. Evet. Şimdi kısaca Irmak Suna Binici kimdir? Bundan başlayalım. Arkadaşlar ben Adıyaman doğumluyum. 1975 Adıyaman doğumluyum. Yani Mezopotamya'nın bağrından çıkmış, tipik böyle Anadolu kültürüyle yetişmiş bir kadın olarak yıllarca il il gezdim memur çocuğu olduğum için. Şimdi kendi evlatlarım var. 3 tane evladım var. Rabbim hepimizin evlatlarını bağışlasın. Bizimkilerine de öyle. Ve şu anda bu zamana kadar yaptığımız bir yolculuğun ne diyelim o demlenmiş halini dostlarla, sizin gibi güzel insanlarla paylaşıyoruz. Bize de bu hayatta düşen vazife bu olmuş. Sevgiyle aldık, kabul ettik. Yoğun olarak numeroloji ile uğraşıyorsunuz, değil mi? Tabii yani 16 yıldır eğitimlerin içindeyim. Eğitimler, seanslar. Şu anda yoğun olarak numerolojiyle ilgileniyorum. Numeroloji eğitimleri ve seansları benim için kıymetli. Çünkü son dönemde gündeme gelip bu konuda da çok fazla verinin olmadığı bir alan. O nedenle edindiğimiz ki temel bilginin dışında yaşanmışlık da burada önemli. O deneyimlerle beraber bilgimizi paylaşma yolunda ilerliyoruz. Yani benim aslında spesifik olarak hani numeroloji ile alakalı çok bir bilgim yok. Ama sanki dediğiniz gibi bana da şey gibi geliyor. Bir kalıbı var. İşte o kalıbı öğrenince hepimiz yapabiliyormuşuz gibi. Ama dediğim gibi o gün anlattığınız haliyle de anladım ki her bilgide olduğu gibi mesela bir sürü doktor var aynı branşta, değil mi? Ama Evet. aynı bilgiyi almış ama aynı bilgiyi içselleştirmemiş aynı şekilde ve aynı şekilde fayda sağlamıyor. Onun gibi hissettim. O yüzden sizden dinlemek istedim bunu ya da hatta şey dedik, kadın isterseyi konuşalım dedik. Çünkü çok güçlü bir kadın karakteri de gördüm ben orada. Bizim kanalımızın da başlama amacı ve serüveni insanları bilinçlendirmek, koçluk bakış açısını yani ön yargısız bakmayı diyebilirim, sevgiyi, bilgiyi paylaşmakla alakalı. O yüzden burada olduğunuz için tekrar çok mutluyum. Ne anlatmak isterseniz ben size bırakıyorum. Beraber akışta. Tamam. Şimdi benim şöyle bir yapım var. Böyle önden çalışıp gidemiyorum programları. Bizim de öyle. Hep Çünkü anda açılıyoruz. Hiç akışta. kimseye soru vermiyorum. Soru almıyorum. Akışta yani tabii soru alıp vermek de bir program dahilinde güzel ancak benim akışta geldiği için program yapmış olsam da bir yerden ırmağın akışları gelip sistemde şey yapabiliyor yani o ne diyelim farklı bir tat verebiliyor. Şimdi önce kısaca numerolojiden bahsedeyim. Numeroloji nedir? Şimdi nasıl ki biz insanların bir konuşma dili varsa numeroloji de evrenin yani dünyanın, kainatın bizimle bir konuşma dili. Bizimle harfler ve sayılar aracılığıyla konuşuyor. E peki bunu konuşuyorsa bizim anlamamız için de az çok harflerin anlamı nedir, rakamların anlamı nedir? Bunları edinmek, bilgi edinmek, öğrenmek için adım atmamız bir ipucu verir bize. Onun için işte eğitimleri düzenliyoruz. Eğitim aldık. Az çok işte
Çakraları öğrendik, numaraları öğrendik, harf enerjilerini öğrendik. Bundan sonra da işte işin pişme noktasına geliyoruz. O temel zemin alıyoruz. Bu birçok insan kolaylıkla bulabileceği, erişebileceği noktada ki bizim YouTube kanalımızda da bununla ilgili birçok doküman var. Ondan sonrasında işte bunu içsel hale getirip ben hayatıma neler katabilirim? Tamam, bunu keşfettim, buldum. Ya da işte bahçeden maydanozu topladım. Hadi nereye kullanacağım bunu? O kısmına geliyoruz ki hayatımızın her alanında bu var. Ve şu günümüzün kova çağında yapılan en büyük şeylerden biri de böyle toplayalım, toplayalım, toplayalım diyoruz. Onu da al, bunu da al, onu da al. Ancak nereye koyacağım? O kadar çok birikti ki. Yani mesela bir bakıyorum PDF'ler çok yoğunlaştı. Eskiden bu kadar önümüze gelmiyordu değil mi? Şimdi ücretsiz birçok kitap elimize geçiyor. Kaç tane okuyabiliyoruz? Arşivliyoruz onları, depoluyoruz, okuruz diye. Doğru. Kitap Ya da listem işte, dolu. ya da işte şeyleri alıyoruz. Kitaplıklar da öyle. Yani geçmişte de Irmak bunu kütüphane olarak yapıyordu. Şimdi arkamda küçük bir kitaplık var, küçük gibi görünse de şeye kadar, yatak odasına kadar kitap dolduran bir ırmak vardı. Dedik. Sonra bir gün, yani evet ben bilgiyi seviyorum ama bunları niye bırakamıyorum? Nereye kadar depolayacağım bunları? İşte almak çok güzel bir şey ama aldıktan sonra bırakabilmek de bir erdem. Aslında akmak için bu gerekiyor. Yoksa dediğiniz gibi akmayınca ne olacak? Orada kokuşuyor. Zehir oluyor belki de, yük oluyor belki de. Tam da öyle. Onları çünkü biz bir yerde topladık. İşte bazen kokuşuyor kullanmadığımız bilgiler. Bazen hiç şey gibi evlerinize bakın. Bugün demek ki oradan da gireceğiz biraz. Eve bakın. Dipte köşede farkında olmadığınız bazı şeyler görürsünüz. İşte bir çekmecenin dibinde uzun zamandır duruyordur. Ne işe yaradığını da bilmezsiniz ama atamazsınız. Bunların hepsi enerjiler ve durağan enerjiler. Biz onları temizlemediğimiz sürece hayatımızı etkiler. O zaman bunu yapan bir kitap da olsa aynı şey, bir kalem, bir kağıt da olsa neyi ne kadar kullanıyorsun ve hayatında ne kadar yer ediniyor? İşte bu enerji alanlarını harekete geçirdiğin anda bütün hayatın değişiyor. Örneğin evinde negatif enerji hissediyorsun. Bir bardak suya şöyle tuz koyup dibine, üzerine de biraz su koyuyoruz ve odamızın köşelerine bırakıyoruz. Buna dikkat edin. Mesela enerji alanını temizlemek için her odanızda bir tane koyun, özellikle köşelere, böyle enerjinin akamadığı yerler. Çünkü o sivri köşelerde birikir enerji. O nedenle eski yapıların bazıları genelde ovaldir, böyle enerji akışın rahat olabileceği şekilde. Orada biriken enerjiler temizlenir. Bir süre sonra da bir hafta diyelim ki beklediniz, bir ay beklediniz. Ondan sonra onu mümkünse kabıyla beraber atın. O zaman şeye koyalım. Bu paper kağıt bardakları falan koyalım. Yani kağıt bardak olabilir, küçük sonradan attığımız şişeler olabilir. Mesela küçük alıyoruz işte Evet, turşular, doğru. şeyler. O Evet, tarz soda şişeler şişeleri falan. olabilir. Evet, soda şişeleri falan koyup sonra onunla beraber o enerjiyi atıp evi ondan özgürleştirmek önemli. Tabii en büyük temizliklerden biri de ayetel kürsü, biliyorsunuz. Yani çoğumuz böyle nazara, büyüye birçok şey ararken ritüellerin ardında bize kültürümüzden, inancımızdan miraz kalan bir ayetel kürsü var. 7 kere ayetel kürsü okumak en büyük korumalardan biridir mesela. Onun için Peygamber Efendimiz çıkarken bir Felak Nas okuyup bedenine sıvazlayarak şöyle o korumayı, o zırhı üzerine alarak çıkardı evinden. O yüzden evden çıkarken veya girerken okuduğunuz ayetel kürsüler birer muhafız gibi. Şimdi eskiden bunlar söylendiğinde algılamıyordum tam, yani ne muhafızı. Şimdi bu ilmin içine girince her bir harf bedenlenmiş bir ruh varlığı.
Biz ayetel kürsü o kadar güçlü ki, düşünün ki siz ayetel kürsü okuyunca ordudan askerleri kapıya yerleştiriyorsunuz. Böyle bakınca çok mantıklı geliyor. Yani diyorum ya, öncesinde bunu bilmeyen ırmak da çok tuhaf geliyordu. Yani nasıl oluyor ya, bir dua Dediğiniz gibi okuyorsun. o harflerin birbirine çarpmasından oluşan hani titreşimi de duymuştum. Titreşimler, enerjiler. Yani onun için düşünsenize, işte Münevver beni aradığında ben o pozitif enerji alıyorum. Çünkü o bana bir titreşim gönderiyor. Münevver'in bir elektronik titreşimi var. Benim de var. Evet. Biz bir araya Ben sizi gelince bir izlerken onu hissettim. karşılıklı yayılıyor ve bir çekim alanı oluşuyor. Bazen de itici geliyor. Yani 2 metre uzaktan şöyle bir çekiliyoruz değil mi insanı Evet, gördüğümüzde? doğru. İşte onun gibi arızalar var. Sen hissediyorsun, görmüyorsun orada. O zaman dediğiniz gibi aslında mesela bu hayvansal senslerimiz de diyoruz buna. Hissediyoruz ama anlamlandıramıyoruz. Mesela gerçekten o da çok tatlı konuşuyor, o da çok tatlı gülüyor ama negatif bir Evet. şey algılıyoruz. Yani o suratın asıp oturmasa da algılayabiliyoruz onu. Doğru söylüyorsunuz. O zaman oralara dikkat etmek lazım. Yani o demek değil ki o kötü biri. Ama Tabii. demek ki enerjisi belki benle uyumlanmıyor mu? Nasıl oluyor? Etkileşmiyor. Ya. Tabii. Yani şeye dikkat edin. Zaten bu ayrılıkların, evliliklerin çoğunluğu da bundan kaynaklanır. Şimdi bir insanla karşılaşırsınız. Karşınızda bir şey var. Puzzle'ın parçası gibi düşünün işte. Eril bir tarafla tanıştınız. Şöyle birbirini tamamladı. Aşık oluyorsunuz. Aşk zaten sağlıklı bir duygu değil normalde. Ay demeyeydik öyle, yine aşklar vardı. Yani yani şöyle sağlıklı Çikolata da olmamak. sağlıksız ama çok tatlı diyelim, bağlayalım. Oraya artık siz koyacağınızı koyun. Şöyle aşkın o içinde o kadar yoğun duygu var ki kişi tam da şifalanacağı kişiye gider vurulur yani. Yani aslında orada her türlü bir şifa var. Gerçekten aşk karşılıklı yaşansa da bir şifa var. Orada bir sakatlık çıksa da bir şifa var o zaman. Her türlü şifa var. Yani bir insana çekiliyorsak o insanla bir halleşme var orada yani. Bir alışveriş var. O alışveriş yasası tamamlanmadan da ne yapıyor? Kopuşlar olmuyor ama yasa yerine geldi. Alacak vereceğimiz tamamlandı. Ondan sonra bir anda bakıyorsunuz hayatınızdan birileri gitmiş, kopmuş, bitmiş. Peki numerolojiyi hayatımıza nasıl koyuyoruz? Yani o gün mesela ismi bakmıştınız, işte isminizin gücü var, soy isminizin Evet. gücü var. Bunları dediğiniz gibi belli bir sıraya göre hesaplıyoruz. Evet. Şimdi her bir harfin bir şeyi var, rakamsal değeri var. Yani ben harfleri gördüğüm zaman aynı zamanda rakamlar gözümün önünde canlanıyor. Buna baktığın zaman da karşıdaki insanın barkodu çıkıyor. Mesela Münevver'e baktığımda bir barkod çıkıyor işte 4, 3, 5, 5, Eyvah, eyvah, sormaya korkuyorum biliyor musunuz? O gün 5, tanıştığımızda da sordunuz ismimi. Dedim ki ben bunu sormayayım, ne çıkacağım belli olmaz diye. 9. Şöyle bir tabii şey oldu, numarolog olunca böyle ilgi alanınız olunca kişileri ben direkt ismiyle kaydediyorum. İsmiyle tanıyorum. SM barkodunu tabii okuduk biraz. Eyvah eyvah. Tamam hadi söyleyin. Neyse çıksın Neyse halim diye. çıksın halim gibi. Şimdi bazen de şey zannediliyor böyle fal gibi. Mesela numaroloji Olur mu? bilimseldir Matematik yani. yani bunu Tamamen bir matematik. evet, ben onu zaten hani astrolojik haritama kendim bakmaya başladığımda da neyse görmeye başlıyorsunuz ya, yani ne kadar net hani artılarınızı da eksilerinizi görüyorsunuz ya, o yüzden dedim şimdi Evet. hiçbirimiz mükemmel değiliz. Mutlaka gölge yanlarımız var. Ve onlarla yüzleşiyorsunuz haritanızda da. Şimdi numerolojide de öyle bir şey olduğunu düşündüğüm için. Neyse buyurun. Ne diyor? Münevver'in barkodunda ne var? Yani şimdi şey de her birimizin böyle barkodları var. İşte o barkodlar görünmese de titreşiyor ya böyle havada. Ve aslında uzaydan bakıldığında enerjiler dolaşıyor ortamda.
Şahıslar yok, enerjiler birbirine yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Böyle bir sistemin içindeyiz. İşte münevver isimli olanların da manevi tarafı yüksek oluyor. Sağlam, inanç noktasında sağlamlar. Her ne yapıyorsa yapsın, genelde gelenek göreneklerine bağlı insanlar mesela. Eğer kullanabiliyorlarsa çok yüksek, yukarıdan aldıkları enerji var. V harfi çok kaliteli bir harftir. Ancak ağırdır da yani. Ki sizde çift V var. Ayağımı, kafamı kaldıramıyorum artık. Yani şey var, V harfi alfabenin 22. harfidir. Dördü temsil eder ama her dördü temsil eden, mesela M harfi de dördüncü çakrayı temsil ediyor. V de dördüncü çakra kalptir. O yüzden münevver böyle kalpleri açmak için, şifalamak için çabalıyor, programlar yapıyor. Bu kısmı çok sevindim. Evet, samimi bir şekilde çünkü yürekten yapıyor. Yani birçok insan program yapıyor, münevverin vizyonu farklı. İnsanları iyileştirmek istiyor altta çünkü. Evet, kolektif İşte o. bilinç yükselmesi istiyorum inşallah. O da kötü Tam da haber öyle. olmasın diye, kötülükler Çünkü azalsın diye. bir yerde yaptığınız bir bilinç sıçraması başka bir yerde de yani hepimizi yükseltecek bir sıçrayış. İnşallah. Ben ona çok inanıyorum. Yani birbirimize bulaştırdığımıza, bunu da bulaştırmak diyorum. Çünkü hani nasıl kötülük işte bulaştırdı diye tabir edilir ya, bence iyilik de bulaştırılmalı. İstese de istemese de ben ona o gülümsemeyi bulaştırayım. Ben güleyim, o da gülsün. Ben iyilik düşüneyim, o da düşünsün gibi hissettiğim için bulaştırmaya devam etmek istiyorum. Bir tebessüm virüsü gibi dolaşıyorum Ya hayır, yani hayat sadece bulaşıcı gülmekten duygular. ibaret değil. Üzüntüyü de biliyorum. Belki onun dibini bile yaşadım. O yüzden dibi bildiğim için daha yüksekte olma hali bana çok güzel geliyor. Ve oraya çekmek için ne gibi araçlar lazım? Her şeyi kullanmaya çalışıyorum. Tabii şurası önemli. Hazır Anneler Günü yaklaşıyor. Kadınlarımız için her gün özel olmakla beraber. Birincisi numarolojik olarak belirtmek istediğim bir şey var. Anne olamayan kadınlar, yani çocuğu olmayan kadınlar. Bu ruhsal hayatta aslında evrensel bir anne olmayı seçmişlerdir. Bu konuda bir kere gönülleri rahat olsun. Yani bir Ne iki güzel. çocuğun annesi değil. Tüm evrendeki çocukların annesi olabilmeyi seçmişlerdir. Bir o açıdan baksınlar, orada pozitifini mi yaşıyorlar, negatifini mi yaşıyorlar? İşte ben 2-3 evladım var derken o kadın bütün çocuklara annelik yapabilir. Sınırsız bir gücü var çünkü orada. Onun farkında olarak ilerlesinler. Bizler de bulunduğumuz konumda ve yerde, çünkü kadın aslında en büyük düşmanlığı yapan yine kadın oluyor maalesef, üzülerek söylüyorum bunu. Gerek ilişkilerde, gerek yargılamalarda. Hani kadın isterse diye aklımıza gelmişti ya, şimdi de konusu açılmışken değineyim. Yani kadın dişil enerjidir, aynı zamanda bolluk bereketi temsil eder. Maddeyi bedeni temsil eder. Yani ben kendi bedenimin, kendi dişiliğimin ne kadar farkındayım. Her bir kadın, şu anda bizi izleyenler, izleyecek olanlar bir o açıdan baksın bakalım. Ben kadın bedenimde mutlu ve huzurlu muyum? Kadın. Huzurlu değilsem nerede neyi eksik hissediyorum? O dediğiniz dişil enerji aslında hani yaratımla da alakalı ya, sanatsal yönle, var etmekle, bir ışıkla da alakalı gibi geliyor bana. Hani kadının kadına dediğiniz şeyde acaba diğer kadın ötekinin işte dişiliğinden mi rahatsız oluyor, ya da o ışığından mı rahatsız oluyor acaba? Yani şöyle, aslında kendini sevmeyen başkasını da sevemiyor ya münevver. O açıdan düşün. Yani ben kendimi seviyorsam münevverin benden bir farkı yok ki. O da benim bir parçam. O zaman onun iyiliğini istiyorum. Doğru. Ancak kendimi sevmiyorsam o da benim işte bir yansımam olduğu için ona da kötülük dokunabiliyor yani.
O yüzden en temelde kim kötülük yapıyorsa kendine yapıyor. Kim sevgi gösterirse kendini seviyor. Çünkü Doğru. içeriden geliyor bu duygular. O yüzden de kolayca bulaşıyor etrafa. Şey gibi de geldi hani, yani hep diyoruz ya, biz aslında tek biz varız, bizim yarattığımız dünyada biz varız ve herkes bizim tezahürümüzse ben diğer tezahürlerim de mutlu olması için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Dediğiniz gibi o da gene benim kendi tezahürlerimi mutlu etmek. Ya aslında bencilce bir şey mesela, kendi tezahürlerin de mutlu olsun diye iyilik bulaştırmaya çalışmak. İyilikte de bencil olursanız aslında herkese iyilik bulaştırabilirsiniz gibi bir şey geldi. Şimdi siz böyle anlatırken aklıma. Yani bencillik zaten dünya geliş kök çatrayla alakalı. Direkt ben diyebilmek. Ben diyebilirsen sen diyebilir, karşındaki insanları görebilirsin. Ay Evet, çok güzel. bütün bu sinemada her şey benim bir simülasyonumsa, her şey benim bir yansımamsa, o zaman bakacağım karşıma. Ya güzel bir kadın mı görüyorum? Kendimdeki güzelliği görüyorum. Çirkin mi görüyorum? Kadının bir eksiğini mi görüyorum? Kendimdeki eksikliği görüyorum. O zaman bunu karşıya eleştirmek, yargılamak yerine bir dön bak içine bakalım. Nerede kendini çirkin hissediyorsun? Nerede kendini işte güzel hissetmiyorsun? Bunlara bir bak. Veyahut işte çok güzel hissettiğin nokta. Diyorsun ki o kadın benden güzel. Yok, senin içinde o güzellik var. Bir bak bakalım o güzelliğin nerede, onu bul çıkar ortaya. Doğru söylüyorsunuz valla, ben bir bayan, kadını takip ediyorum, bayan demiyoruz. Kadın her gün yürüyor haliyle fit yani. Şimdi benim onu kıskanıyor olmam ne kadar saçma, ben de her gün oturuyorum burada programı çekiyorum. O mu fit olacak, ben mi fit olacağım? Tabii ki o fit olacak yani, benim içimde de var ondan, ama onun gibi emek sarf edersem var, onun gibi uğraşırsam var. Yani o yüzden dediğiniz gibi orada bir kıskanmaya ya da orada onu aşağı çekmeye gerek yok. Ben de Tam istersem tersi böyle mutlu olabilir. olmak, onunla Ya. mutlu olmak. Ne güzel bir parçam orada Evet. sağlıklı bir şekilde spor yapabiliyor. Bunu görmek bile bir nimet, biliyor musunuz? Tabii yani işte bunları görebilmek çok kıymetli. Peki görmemizi açacak diyelim, göremiyoruz. Hayatta huzursuzluklarımız var, sıkıntılarımız var. Ne yapabiliriz görmek için iyi, güzeli? Şimdi bana öyle bir şey sordunuz ki, geçenlerde kızım diyor ki anne ya sen her şeyin iyi tarafını görüyorsun. Şimdi göremeyenlerin görmesi için ne olur deyince ben diğer taraftan bir bakış şimdi sordunuz. Şöyle kişi göremiyorsa bu bilinçli yaptığı bir şeydir. Bir kere bazı insanlar bardağın dolu tarafını görür, bazıları boş tarafını. O zaman önce bakalım biz hayatımızı nasıl devam ettirmek istiyoruz? Çözüm odaklı mıyız, sorun odaklı mıyız? Çözüm odaklı insan bir olay gördüğünde bununla ilgili ne geliştirebilirim, nasıl bir çözüm üretebilirim diye bakar. İşte sorun odaklı bir insan da kalkar, işte Münevver'in saçına takılır, arkasında kitaba takılır, birçok şey söyleyebilir. O zaman Onun bilinçli için seçimlerimiz. bilinçli seçimler, çünkü şöyle düşünün. Bizim şeyimizde, bilinçaltımızda iki tane kuyucuk var şöyle. Birinde iyi anılar, birinde kötü anılar. Şimdi ben kovayı sallıyorum kuyuya, işte su çekiyorum buradan, iyi anılardan çekiyorum. Arkadaşım hakkında iyi bilgiler var. Ben çektikçe bu kuyunun suyu doluyor. Biliyorsunuz kuyuda su çektikçe akıyor ve şey yapıyor, Kendini çoğalıyor. doldu. Kendi kaynağı çoğalıyor. Bir diğer tarafta da olumsuz olan bir kuyum var. İşin ben olumsuzu gördükçe, şu ne kadar kötü dedim, şu işte yani olumsuz baktım, çektim, çektim, bu defa burayı çoğaltıyorum. Şimdi hangi kuyudaki su daha çoksa o diğerini de kirletmeye başlıyor. Kirletmeye başlayınca şimdi iyilik ne oldu? Önce biraz şey yaptı ama bir damla kötülük, bir damla kötülük buradaki çoğunluk oraya taşınca burada kocaman benim bulanık bir kuyum oluyor. O zaman da işte hayatın mutsuzluğu.
Ya şuradan çekmeye devam edip burayı da güzelleştirirsin. Herkesin hayatında işte bazen olumsuz hallerin yaşandığı, hüzünlerin yaşandığı durumlar olur. Bir kere şu aklınızda olsun arkadaşlar. Yani hayatta herkesin artı ve eksileri eşittir. Öyle mi? Yarca hayat adil mi? Bazıları şöyle, bazıları böyle. Ya falanca çok zengin. Sen nerede zenginsin bir bak bakalım. Belki o madden zengin de eşek gibi çalışıyor. Sen de vakit zenginisin. Olabilir, İstediğin gibi görmekle otur. alakalı bir seçim olacak ama gene. Görenlerle göremeyenler olacak o zaman tekrar. İşte orayı görebilmek için egzersiz yapacağız. Hayatımızdaki güzellikleri. Hatta bununla ilgili ne olabilir mesela? İzleyenler bir kere hayatımdaki en güzel 10 şey diye bir liste yapsın. Hatta yorumlara da yazsınlar şöyle hayatında neler güzel gidiyor. Bakalım kaç şey bulacaklar. 10 tane dediniz. 10 tane bulsunlar en az. Olsunlar bakalım. Şunu gözlemledim ben. Evlilik terapisi yaptığım dönemde. Evli çiftler gelince böyle olumsuz say 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 bir sürü şey sayabiliyor kişiler. Hadi evliliğinizdeki güzellikleri sayın dediğimde bir duruyor insanlar. Çünkü o zamana kadar güzelliklere değil hep kötülüklere odaklanılmış. Şimdi sen neye odaklanırsan onunla ilerliyorsun. O zaman da ne yapıyor? O kuyu büyüyor. Biraz önce bahsettiğim o iyilik ve kötülük kuyuları. Hatta şeyde var ya böyle siyah köpekle beyaz köpek hikayesi. Çocuklar gidiyor dedelerine. Dede hangisi daha güçlü? Oğlum diyor. Hangisini daha çok beslerseniz o güçlenecek. Bunu beslemek de bizim elimizde. Peki sayı olarak mesela bir yerimize bir sayı koysak var mı öyle bir sayı? İyi tarafı gösterebilecek. Şimdi iyi tarafı gösterebilecek her çakranın rakamı ayrı ya. Ondan dolayı hani şu rakam size iyi gösterir diyemem. Ama kapı numaraları ile ilgili bir çalışmamız var mesela. Örneğin 6 numaralı kapıda oturanlar, dairede oturanların evi düzenli, temizdir. Sevgi doludur mesela. Benimki değil. Sizin Hemen kaç altıya numara? taşınıyoruz diye. 100. 100 numara bir rakamın size orada o girişimcilik veriyor. Atılım yapmayı ve Doğru, bu eve başlangıçları girdikten veriyor. sonra kitap yazdım. Sosyal medyada görünür olmaya başladım, doğrudur. Önde olmanızı çünkü liderlik özelliğinizi aktif ediyor orası. Mesela 5 numaralı evlerde olanlar çok sosyal oluyor. Ya geleni çok oluyor misafiri. Ya işte kendisi çok geziyor evde. Evden çıkıp geziyor, seyahat ediyor falan. O yüzden aslında yapımıza uygun da şeylerde, dairelerde oturuyoruz ya da şifalanacağımız yerlerde. Örneğin yalnızlığı seven insanlar böyle 7 numaraları seçebilir yani. Sakin olsun. Evime pek kimse de gelip gitmesin diyorsanız hemen bir tüyo vereyim. Ama 7 derken mesela diyelim 3, 34 de 7 değil mi? Çünkü topluyoruz bunları. Toplamı da 7. Her birinin enerjisi de farklı. Yani direkt 7 numarada oturmakla 34'e 7'de oturmak da farklı enerjide. Ya o kadar güzel bir alan ki Derinmiş. derya deniz bir konu. Ama şunu söyleyebilirim. Madem tek bir rakam söyle o da bizi güzel etkilesin derseniz 8 rakamı bolluk bereket rakamıdır. Onu ne yapın? Mesela işte kalemle bileğinize falan yazabilirsiniz aktifleştirmek istediğinizde. Tamam, Ya harika. da işte aynı zamanda mor renk zenginlik rengidir. Onları turuncu renk dişil enerjidir. Kadınlardan dişilikten konuştuk mesela. Kadınlar bir turuncu bileklik, turuncu kıyafet. Bunları tercih edip baksınlar ne kadar kullanabiliyorlar. Buna açık mıyız, değil miyiz? Aslında kadın olsak da mesela dişil enerjimiz yüksek de olabiliyor, düşük de olabiliyor. O yüzden Tabii. yüksekse belki daha da yükseltmek hani dengeyi bozar mı bilemedim. Şöyle yani çok yüksekse zaten onu hissedersiniz ya da aşırı yükseğe gittiğinde erile dönüyor tekrar dişil enerji.
Öyle mi? Tabii. Çünkü ben şey Zirveye düşünmüştüm. Bana çıkıyor, dediniz ya çok uçlar. kalp çakra çalıştıran şeyler var ya minerallerde. Evet. O beni çok böyle aşağı çekti zamanında. Ben onu ne zaman fark ettim? Artık o kalp çakrayı kullanayım ama azıcık da akılla kullanayım mı? Algılayabilme seviyesine geldiğimde artık o kalbi özgürce gene çalıştırabiliyorum. Ama ben o kalp çakrasının çok zararını da gördüm zamanında. O kadar yoğun olmasın. Sineye çek, Böyle. çek, çek Aynen. orası. Onun için Sabır, üzül, bunun sabır, sabır. için üzül. Onun Tabii. yaptığı kusuru affet çünkü aa şu şunu yaşamıştı, bu bunu yaşamıştı. Anlamaya çalışmak böyle çok fazla. Empati yaptığımı düşünürken aslında sempati çukuruna düşüp bir bataklığın içine girmek gibi. Konu gittikçe açılıyor uzunluyor ama inşallah başka zamanlarda da vaktiniz olur. Tekrar konuk alırız, hep konuşuruz. İnşallah görüşürüz. Ben şöyle kapatmadan kitaplarımdan da kısaca bahsedeyim. Tabii ki biz Vaktimiz kitapların var mı? adresini var, 5 dakikamız var. Yani sizin vaktiniz varsa ben programı uzatırım da tekrar geri de girebilir, sorun Yok, değil. ben de şimdi seanslarım da var aynı zamanda ama şöyle kısaca Kalp şiir Eren. kitabım Kalperen. Evet, içinde milli manevi aşk şiirleri böyle bölüm bölümdür. Bizim kanalımızın aslında Yazar Notası diye bir programı var. Öyle mi? Oraya da alayım ben sizi. Orada daha detaylı kitapları konuşalım o Tamam. zaman. Tamam, burada da bana bir gül ver. Bilmiyordum Harika. öyle bir şey. Burada da şeyler var genelde. İşte denemeler Harika. ve şiirler beraber yaşanmışanlar. Bir tane de böyle masal kitabımız var. Bu masal kitabı da ben Adıyamanlıyım. Bizim yöresel masallarımız var burada. Biraz kültürel bir miras. Yazarlar Hepsini edinsinler, bölümünde de şey okusunlar. Ben de yapıyoruz. özellikle imzalı olanları inşallah gelirim. Yanınızdan alırım bir kahve eşliğinde. Ne güzel olur. Evet, inşallah. Son eklemek istedikleriniz var mı? Onları da alayım. Son eklemek istediklerim, gece yatağınıza girdiğinizde vicdanınız rahat ve huzurdaysa en güzel mutluluk bu. Değilse sizi huzursuz eden insanlardan uzak olun. Kim olursa olsun, anne, baba, kardeş, arkadaş, ya o kırılmasın, bu mutlu olsun. Katlandığınız hallerden özgürleşin. Şimdi tam da bırakma zamanları. Yani astrolojik olarak da, numerolojik olarak da bırakın. Nerede kalbinizi huzurlu hissediyorsanız orada olun diyorum. Ağzınıza sağlık. Çok güzel konuştunuz. Çok tatlılısınız. Umarım başka programlarda tekrar sizi ağırlama fırsatım olur. Kendinize iyi Umarım buluşuruz. Sağ ol, ben bakın. öpüyorum. Buradan Böyle. herkese kocaman selamlar gönderiyoruz. Sevgiler.